Sevgili çocuklar, sizlere bugün avometreyi tanıtmak istiyorum. Şimdi şu elimde gördüğünüz aletin adı avometredir. Avometre ile ne yapabiliriz? Avometre ile direnç ölçeriz, volt ölçeriz ve akım şiddeti amper. Bundan dolayı zaten akım şiddeti volt ve ohm ölçtüğü için avometre denilmiştir. Şimdi biz bu avometrenin üzerinde gördüğünüz gibi şurada şurası gördüğünüz gibi volt doğru akımı ölçen yer. Şu gördüğümüz alternatif akım. Şurası akım şiddetini ölçen değer yerlerini gösterir. Şuralarda ohmdan başlar kilo ohma kadar olan dirençleri ölçer. Şimdi önce ben bugün bu dersimizde dirençleri bir hatırlatalım. Direnç neydi? Şu gördüğümüz küçük aletlere direnç diyoruz. Bunlar genelde elektronik devrelerde bol miktarda kullanılır. Bu dirençlerin görevi biliyorsunuz devrede akım şiddetini azaltmaktır. Direncin tanımını şöyle kısaca yaparsak, direnç nedir? Bir devrenin iki ucu arasındaki potansiyel farkını akım şiddetine oranı sabit olup buna direnç denir. 10 denilen bilim adamı tarafından bulunduğu için de buna ohm kanunu. Şimdi bu elimde gördüğünüz direnci ölçmek istiyorum. Ölçmek için önce bir kere şu aletimizi açıyoruz. Ve nereye getiriyorum bakın? Ohm ölçer yerine getiriyorum. Ve bunun şu anda kaç ohm olduğunu ölçmek istiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi bu direnç 323 ohm. Şimdi biz dirençleri ne yapardık? Paralel seri bağlarız. Önce bu dirençlerin ucuna bir tane daha alayım ve seri bağlayayım. Seri bağladığımızda ne yapacağız? Eşler direnç. Yani toplam direnci bulmak istiyorum. Şimdi burada şu iki tane direnci aldım. Ve direncimiz kaça çıktı bakın. 642'ye çıktı. Yani iki tane eşdeğer direnç yaptık. Şimdi bir direnç daha alalım. Üçüncü direncimizi ne yapalım burada? Yine seri bağlayalım. Evet, üçüncü direncimizi de seri bağladık. Bakın, üç tane direncimizin eşdeğer direnci, yani toplam direnci 960. 910. Şimdi bu dirençler biliyorsunuz seri bağlantı amaç direnci artırmak. Şimdi bir de bunu paralel bağlayalım. Paralel bağladığımızda direncin değeri ne olması lazım? Düşmesi lazım. Şimdi tersleriyle toplamını alıyoruz eşdeğer direnci bulurken. Şimdi elimde bulunan bu dirençleri alıyorum. Gördüğünüz gibi başka direnç olmaması açısından aynı dirençler olsun diye bunları paralel yapacağım. Evet, gördüğünüz gibi şu dirençleri
paralel bağladım. Paralel bağladığımda burada ilk ölçtüğüm direnç değeri neydi? 300'lerdeydi. Sonra 3 tanesinin toplamı ne yaptı? 969 oldu. Şimdi bu 3 direnci paralel bağladıktan sonra değerini ölçmek düğümüzde. Bakın değer ne oldu? 112'ye kadar düştük. Yani paralel bağladığımızda dirençler en küçük direncin değerinden daha küçük olduğunu görüyoruz. Yani paralel bağlamak amacımız nedir? Elimizde küçük direnç yoksa, direncin değerini düşürmek istiyorsak dirençleri paralel bağlarız. Eğer elimizde büyük direnç yoksa, direncin büyüklüğünü artırmak için de dirençleri seri bağlarız ve bu şekilde eşdeğer direnci, denk direnci bulmuş oluyorduk. Şimdi bu dirençleri böyle belirledikten sonra bir de şu elime aldığım direncin ohm değeri biraz daha büyüktür. Şimdi bu direncin üzerine baktığınız zaman renkli biliyorsunuz halkalar var. Bu direncin üzerindeki halkaların görevi nedir? Önce bundan da biraz bahsedelim. Bunlar renk kodları. Her rengin bir kodu vardır dirençler bazında. Renk kodlarını şöyle bir belirtirsem. İşte siyahtan başlar. Siyahın renk kodu 0. Daha sonra kahverenginin renk kodu 1. Kırmızının renk kodu 2. Turuncunun renk kodu 3. Sarının renk kodu 4, yeşilin renk kodu 5, mavinin renk kodu 6, morun renk kodu 7, grinin renk kodu 8, beyazın renk kodu da 9 olarak renk kodları bulunur. Bir de direncin üzerinde en son şurada gördüğünüz gibi son halka tolerans halkasıdır. Yani tolerans hata. Bu son kod, son halka ya altın olabilir ya da gümüş olabilir. Şimdi burada gördüğümüz renk altın. Altının toleransı artı eksi %5'tir. Gümüşün renk toleransı da artı eksi %10'dur. Şimdi şu elimde gördüğümüz direnç büyük direnç olduğu için bu kilo ohm olarak yazar. Şimdi şunun üzerindeki değeri bir okuyayım. Genelde elektronikçiler şu dirence baktığında üzerindeki renk kodlarına göre kaç ohm ya da kaç kilo ohm olduğunu tahmin ederler. Şimdi biz de buna göre bakalım. Elimdeki birinci kuşak yeşil. Yeşilin renk kodu neydi? 5. Daha sonra nedir? Mavi. Mavinin renk kodu kaç? 6. Daha sonraki nedir? Turuncu. Turuncunun renk kodu da 3. Şimdi yeşil ne demiştik? 5 demiştik. 5'in yazıyoruz. Birinci halka 5 olarak yazılır. Daha sonra ikinci halka 6 yanına eklenir. 5, 6 ne yaptı? Baktığımızda 6, 5, 6 yan yana yazarsak 56 yapar. Gelelim şimdi turuncu. Üçüncü kuşağımız turuncununki de çarpan olarak gelir. Yani çarpan olarak ne görevi yapar? 3 turuncunun renk kodu 3 olduğu için 3 tane 0. Yani 56'nın yanına 3 tane 0 eklediğimizde ne yaptı? 56.000 nedir? 56.000 ohm. Şimdi 56.000 ohm büyük bir değer olduğu için şuradaki aletimizde yerimizi biz kilo ohm'a getiriyoruz. Ohm'dan alıp kilo ohm değerine getiriyorum. Ve şimdi bunun yaklaşık olarak renklerine baktığımız zaman ne dedik? 56.000 nedir? Kilo ohm. Bunu pardon 56.000 ohm. Kilo ohm'a çevirirsek 56 ohm yapar. Ancak yalnız bir de son biliyorsunuz halka hata payıydı. Altın olduğu için %5. %5 artı eksi değer ölçebilir. Şimdi ölçelim bakalım. Bu direncimiz kaç ohm, kilo ohm olacak?
Evet, şu anda ayarları aldım. Normalde ne olması söylemiştik? 56 kilo ohm olması gerekiyordu. Tolerans payı da var. Ne yaptı? 55,3 olarak ölçmüş olduk. Bir başka direnç daha elimize alalım. Şimdi bu okuması daha kolaydır. Bakın hep bütün renkler dikkat ederseniz turuncu, turuncu, turuncu ve altın. Şimdi turuncunun renk kodu kaçtı? 3. Birinci kod 3 yazdık. İkinci halka nedir? 3. O da 3 yazdık. Yan yana getirdik. Ne oldu? 33. Üçüncü halka nedir? Çarpan. Kaç sıfırımız var 3'te? 3 tane. Birleştirdik. Ne yaptı? 33 bin ohm oldu. Altın olduğu için %5 hata payı olacak artı eksi toleransı. Şimdi bunu da ölçelim. Ne olması lazım? 33 kilo ohm. Hep wattla karıştırmayalım bunu. Kilo ohm olarak ölçmemiz lazım. Bakalım kaç ohm olarak ölçeceğiz. Evet, şu anda baktığımızda 32 buçuk kilo ohm olarak ölçüyoruz. Yani biliyorsunuz tolerans payı bu ne olabilirdi? 33 buçuk da olabilirdi, 32 buçuk da olabilir. Yani net 33 olma olasılığı zaten beklememek lazım. Evet gençler, dirençler bugünkü konumuzda bu dirençleri verdim. Bir dahaki dersimizde de sizlere burada işte doğru akım nasıl ölçülür, alternatif gerilim nasıl ölçülür, bunları doğru voltajı alternatif akıma, alternatif voltajı doğru akıma nasıl çeviririz, bunlarla ilgili bir dahaki dersimizde de size bu değişimleri göstereceğim. Şimdi bugünkü konumuzu burada sonlandırarak size sevgiler, saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın, evde kalın diyerek dersimizi bitiriyoruz.